Herkese merhaba arkadaşlar. Beko kurutma makinesini anlatacağım. Isı pompalı Beko kurutma makinesi. Bendeki 7 kiloluk. Fiyatını ve performansını tabii araştırdım. Ona göre aldım. Hatta alırken internetten almadım açıkçası. İnternet fiyatlarına baktım. En uygun fiyatlısına baktım. Uzun sürede takip ettim. Daha sonra bayileri aradım. Yakınlardaki bayileri aradım. Beko bayilerini listesinden, internetten, Beko bayilerinden aradım ve alırken Beko bayisine sordum. Yani ne kadardı fiyatı? Tam hatırlamıyorum ama mesela 1600'ü müydü? Mesela 1600 lira desem piyasada, internette. Ben aradım, 1400 olur mu dedim. Yok abla dedi, kurtarmaz. Biz aldık, alırken dolar yükselmişti falan dedi işte. Tamam, peki dedim, kapattım. 5 tane yer aradım aşağı yukarı. 1400 a tabi tabi olur dedi işte. 1450 mi ne olur dedi. Yakınlarda bir yer zaten. Tamam o zaman olur dedim. Gönderiyor musunuz? Tabi zaten bizim yani bizden aldırtıyorlar dedi. Gönder. Şimdi alırken de eğer almadıysanız hani bu şekilde de fiyatları alabilirsiniz. Yine servisi geldi, kurdu. Zaten kurulumunda bir şey yokmuş. Onu hemen göstereyim. Fişi var bir tek. Dedim bunu kurmayacak mısınız? Duvara takmayacak mısınız? Hani su giderine falan bağlanmıyor mu bu? Yok dedi. Yani sizin eğer makinenizin üzerine takılmış olsaydı bu dedi. Üstte olduğu zaman makine diğerinin üstüne konduğu zaman aşağı doğru ya su gider. Yani su duvarına bakın. Duvardaki gider bölümüne bakın. Su gideri aşağıda duvarda. Duvarda su gider bölümü. Hortumu yukarıdan taktığımız zaman aşağı kadar su gidiyor ve yukarıdan aşağı düştüğü için su bu şekilde gidere bağlanabiliyor. Ama böyle yerde olduğu zaman bu su burada duruyor ve arkada giderde hemen arkasında yani yatay bir şekilde su hareket etmediği için durduk yerde gitmiyor dedi. O zaman yerde duruyorsa bu makine hiçbir gidere bağlanmıyor. Ama öbür makinenin üstüne koyuyorsanız o zaman da ne oluyormuş? Araya ince bir tahta da geçip de eğer sabitlerseniz birbirine değmiyorsa iyi. Ama altta makine kalıp da her zaman eziliyorsa alttaki makinenin ömründen yiyormuşuz. O da benim işime gelmedi. Hem benim öbür makinem de çok güzel, çok seviyorum yani. Çok yüksek de fiyata almıştım. Memnunum da hala. Yok dedim yani o zaman burada bu dursun. Hani banyonun görüntüsü de değişiyor o zaman. Anlatacağım bunu kullanacağım zaman sadece fişe takıyorum. Fişe takıyorum. Şu su giderini her zaman kendim böyle çıkartıyorum. Şu su dökülme kısmı onu lavaboya döküyorum fış 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 diye. Yani hatta lavaboya döküyordum ben. En son laf şeylerden sonra öğrendiklerimden sonra bunu ütü suyu olarak muhteşem bir şekilde kullanabilirmişim. Bidona biriktireceğim bu kış ve ütü suyu olarak kullanacağım. Bir çiçeklere dökmüştüm ama korktum çiçeklere bir şey olur diye. Hani nemli su gibi bir şey gibi geldi. Çiçekleri de kullanmıştım en son. Şimdi ütü suyu olarak kullanacağım. Tertemiz saf suymuş. Şimdi konuya geçelim. Bir bu su giderini kendimiz boşaltıyoruz. Elektriğe takıyoruz yapacağımız şey. Açma kapamaya bastık. Bunu ben genelde pamuklu dolap kuruluğunda kullanıyorum. Bu ayarlarını pek kullanmıyorum yani. Bir de tazelemeye geçen kullandım. Kokusu değişti hafiften. 10 dakikalık bir programdı. Narin ise evet narin. Bu daha yavaş şıkır 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 böyle döndürüyor. Yani döndürüyor mu artık hareket ettiriyor. Şunu mesela yeni aldım. Biraz büyük geldi gözüme. Dedim ki ilk seferde ben bunu makineye koyayım. İlk yıkamada biraz çektirsin. Çok hafif çektiriyor gerçekten de. Yani yıkanan şeyler birazcık çekiyor açıkçası. Çok azıcık bir çekme belirtisi gösteriyor ama diğer kurutmalarda artık çekmiyor. Yani ilk bir kururken o da neden içerisindeki bu boşluklar biraz daha sıkılaşıyor sanırım. Bu üstündeki tüyleri, iplikleri falan alıyor ama çok güzel. Yani hav bırakmıyor. Hani alerjim var, işte kıyafetin tozuna bile alerjim var diyorsanız ki bizim hiç fark etmediğimiz şeyler. Gerçekten çok tozlu. Onu da ben size göstereyim. İlk başta şu filtreye doluyor. Bunu çıkartıyoruz, temizliyoruz. Temizlenmesinde şimdi anlatamayacağım. İçinde toz yok. İlk başta yıkayıp temizliyordum. Çeşmenin altında temizliyordum. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu açtım.
filtreyi. Burada toz birikiyor. Burada toz birikiyor. Böyle gri gri yastık yastık tozlar oluyor. Elimle hiçbir şey kullanmadan şöyle tozları çekiyorum, burada birikti. Bunları çekiyorum, burada birikti. Bunu alıyorum, bunu alıyorum. Çöpe atıyorum. Çöpün içine. Burada hafif tozlar kalıyor. Onu da isterseniz yıkayıp kurutabilirsiniz. Yani yıkayıp temizleyebilirsiniz. İstemezseniz o çok hafif bir tozlanma kalabilir. Şu iç kısmı bir tozlanıyor. Az önce bezle de sildim. Çıkmayan kalabiliyor içinde. Şöyle yapışan tozlar. Onu makinayla da çekebiliriz. Ya da fırçayla, hani tertemiz olsun istiyorsanız. Ama zarar vermiyor. Yani burada birikiyor. Şu kısım, bu kısım 5 seferde bir temizlenmesi gerekiyor. Her 5 kurutmada bir bunu temizlememiz gerekiyor. Az önce de açmıştım. Burası biraz pisleniyor, evet. Şimdi bazen 5 kurutmada bu kadar pisleniyor. Bazen daha az pisleniyor. Şu HEPA filtresi. Bu yeni Türk süpürgelerindeki motora toz kaçmaması için kullanılan ve eve tekrar toz dağıtmaması için kullanılan HEPA filtre. Şimdi şu üzerindeki tozlar biriken toz. İşte makineden makine şu arka tarafı gördüğünüz gibi burası, yani şu makinenin şu kısmı da motorun olduğu bölüm. Motorun olduğu bölüme toz kaçmasın diye. Hani motor çünkü arızalanır ve bozulur gerçekten de. Berbat, hani şeyimiz, makinemiz arızalanır. Kaçmasın diye bunu hep temizlememiz lazım. Ben bazen 5 yıkama falan beklemiyorum. Şu an iğrenç pis olmuş. Mesela 5 yıkamadır bu. Ama 5 kurutmadır. Fakat bu kadar beklemiyorum bazen. 3 kurutma da çıkartıyorum. Onu nasıl kurutuyorum, temizliyorum? Onu anlatayım. Şunu alıyorum bunu. 2 tane var bunlardan. Yani öyle verilmiş. Dahası satılıyordur herhalde. Elektrik süpürgesinin borusuyla buradan başlıyorum çektirmeye. Buradan başlıyorum. Olabildiği kadar temizledim bunu, bu tarafını da. Şimdi bunu ne diyorlar? Ilık suyla yıkayınız deniliyor, bu HEPA filtreyi. Suyun altında ılık suyla, sabun olmadan yıkayınız deniliyor. İlk başlarda o şekilde yıkıyordum. Fakat bu tozlar yapışıyor bunların üstüne. Daha bir yuvarlak minik minik toz haline gelip üzerine yapışıyor. Daha çirkin bir hale alıyor. Böyle temizlemek en iyisi. Şu aralardakinde süpürgeyle çektirdim ama pek çıkmadı. Bunları ıslak nemli bezle, yani sabunlu falan, ben suyun altına bayağı çıp çıp yıkıyorum bunu. Çıkartıp yıkıyorum. Şurası silikon lastik zaten, o çekçeklerde su temizliğinde kullandığımız silikonlardan. Bu bayağı böyle yıkanabilir, yani temizlenebilir zaten. O şekilde temiz oluyor. Yoksa hep buralarda toz birikiyor. Şu iç haznede de, onu da bayağı ıslak bezle falan siliyorum. Şurayı da sildim ama İşte bu kadarı kaldı mesela şimdilik. İşte her yıkamada, her kullanımda bir bezle geçseniz tertemiz oluyor. Şimdi bundaki olayımız sadece bu. Koyalım tekrar bunu. Fişe taktık. Her seferde su haznesini boşalttık. Her seferde boşaltıyoruz. Bir sonraki seferde eğer unutursanız makine duruyor. Çünkü içerisi su dolu olduğu için makinenin içine geri tepebiliyor. Tepebilirmiş. Hani korkunç olan kısımlar. O yüzden makine duruyor. Kendini durduruyor. Dıt 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 diyor. Duruyor. Hatta burada böyle bir şimşek amblemi falan çıkıyor. Kırmızı. Bu ne, bu ne falan diyorsunuz. Böyle şimşek ya da tamir aleti gibi bir şey. Hani bunu boşaltın diyor, suyu. 5 çalıştırmada bir bunu boşalttık. Her seferde de bu filtreyi boşaltıyoruz. Isı pompalı olmasının artı yönünü söyleyeyim. Kullandık diyelim, işte kurutma makinesine çamaşırlarımızı koyduk.
Hepsi kurudu. Bitti. Açtık. Açtıktan sonra bütün odayı pis bir nem havası, böyle nemli pis bir tabaka kaplıyor. Isı pompalı olmayan makinelerde. Bütün o böyle banyo nerede duruyorsa pis bir nemli bir koku, bir hava çıkıyor böyle. Yani sauna gibi, hamam gibi ama bir de böyle boğucu bir havası. Yani o hava olmuyor. Makine ısınmıyor. Onlar güzellikleri. Bunlar. Arkadaşlar bir de mesela burada diyor ki 1.40. Hayır, 1.40'da bitmiyor çoğu zaman. 1.20'de, 1'de falan bitebiliyor. Yani oradakinden çok daha düşüğe bitirebiliyor. Çünkü bunun ağırlığını da kendi de ölçüyor. Daha hafifse ya da kuruduysa orada nemli kalma reseptörümün öyle bir şeyi var şu iç kısımda. O algılıyor. Makinede kurumuşsa eğer çamaşırlar hemen tamam bitti diyor o zaman. Kurumamışsa o zaman hakikaten o süre doğru oluyor. Ama genelde kuruyor ve erkenden bitiyor. Evet, genelde nemli havalarda, yağmurlu havalarda çok işe yarayan bir makina. Tamam, ilkbaharda yazın kullanmayacağım diyebilirsiniz. Hemen zaten kuruyor çamaşırlarımız. Fakat hava çok şeyse, nemliyse, yağmurluysa, yağışlıysa dışarıya da koysak zaten yağmur da geliyor bazen ıslatıyor tekrardan. Ya da o nemden kurumuyor bütün çamaşırlar. Evdeyse eğer ısıttığınız, siz mesela kaloriferi ısıtıyorsunuz. O bu sefer gidip çamaşırları ısıtmaya çalışıyor. Ev tekrar soğuyor. Yani yakıttan bir zararınız oluyor bu sefer de. Daha çok yakıt tüketmek zorunda kalıyor. Ya da kapalı bir odada kurutacağım diyorsanız, o odanın her zaman hakikaten çamaşır için kapalı olması lazım. O odayı siz kullanmıyorsunuz, çamaşır odası oluyor. Yani kullanmak da zor orayı. Yine 2 günde falan kuruyor. Bu kışın için çok ideal gerçekten de. Yani Beko'dan da ben çok memnunum. Arkadaşlar, videoyu faydalı bulduk. Beğendiyseniz beğene basarsanız sevinirim. Birbiri de abone olursanız zaten makinayla ilgili videolarım geliyor olacaktır. Hepimize kolay gelsin. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.